Köşnük tarafından. Evet. Şubat'ın sonu itibariyle de çadırlarımızda ilk etapta DYK kurslarımıza başladık. Ve DYK kurslarımızı daha sonra konteynerlarda ve sonrasında da okullarımızda, sağlam olan okullarımızda devam etmeye başladık. Bugüne kadar da 6 Şubat'tan itibaren 3 deneme yaptık öğrencilerimize. İnşallah çocuklarımız güzel bir şekilde emeklerinin karşılığını alacaklardır. Öğretmen arkadaşlarımız için depremin ilk ayının sonundan sonra konteynerlarımız kurulmaya başladıktan itibaren peyderpey konteynerlar hazır oldukça öğretmenlerimize bugüne kadar 400 konteyner vererek 1000 kişiye yakın öğretmenimizi konteynerlerde barındırıyoruz. Bunun yanı sıra pansiyonlarımızda da yine 1000'e yakın öğretmenimiz barınmakta. Konteyner talepleri olduğu süre içerisinde ve konteynerler bittiği süre içerisinde Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda yine öğretmen arkadaşlarımıza da konteyner tahsisleri yapılmaya devam edecek. Gönül isterdi ki her ne kadar nerede açıkta kalan bir öğretmenimiz varsa tüm hepsine bir anda konteyner tahsis edelim diye. Ama inanın bu konteyner dağıtımı tabii ki biliyorsunuz mevzuat gereği, yasalar gereği AFAD üzerinden yapılmakta. Ve sağ olsun Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda ve valimizin rehberliğinde de öğretmen arkadaşları elimizden geldiğince mağdur olan ne kadar öğretmen arkadaşımız varsa konteyner tahsisi yaptık. Bunun yanı sıra konteyner şu an verilemeyen, hali hazırda daha bekleyen öğretmen arkadaşlarımız için de geçici olarak da pansiyonlara tercihte bulunmalarını sağladık. Şu an bize ulaşıp açıkta kalan herhangi bir öğretmenimiz yok. Aydan itibaren aslında sağ olsun öğretmen arkadaşlarımız, öncelikle şehir dışından gelen öğretmen arkadaşlarımızın desteğiyle biz bugüne kadar gelebildik. Sonraki süreçte de kendi öğretmen arkadaşlarımız, yani Malatya'nın kadrolu öğretmen arkadaşlarımız da bu süreci devam ettirdik. Eğitim kaybı hiç yoktur demek çok ütopik olacaktır. Ama olabilecek en iyi seviyede de biz bu açığı kapatmaya çalıştığımıza inanıyorum. Ki Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda da Ağustos 1 itibariyle telafi eğitimine zaten başlayacağız. Dolayısıyla inşallah bu eğitim açığı dediğimiz ya da o kayıp dönem dediğimiz dönemi çok rahatlıkla kapatacağımıza inanıyorum. Biz daha çok bu dönemde, deprem döneminde sınava girecek olan hem DGS hem de YKS öğrencilerimiz için ilk etapta işin açıkçası daha çok ağırlık verdik. Sonraki süreçte o ara sınıftaki öğrencilerimiz için de yani psikolojik olarak onları daha iyi bir ortama hazırlayabilmek için biraz ders, biraz sosyal aktiviteler şeklinde ki diğer illerimizden sağ olsunlar hem bilim olimpiyatları hem TÜBİTAK şenlikleri okullarımızda da şu an yapmaya devam ediyoruz. Çayı da çok güzel olmuş hocam, elinize sağlık. Afiyet olsun. Şöyle içelim. 6 Şubat depreminden sonra evimiz hasar gördü. Kiracı olarak oturuyordum ben, kendi evim değildi. Tabii ki mağdur durumdaydık. Milli Eğitim Bakanlığı sağ olsun bize konteyner imkanı verdiler. Hem bu sayede öğrencilerimiz eğitim öğretimden mahrum kalmadılar. Biz de telafi etmeye çalışıyoruz öğrencilerimizle bu süreci. Depremde yaşadıklarını unutturmaya çalışıyoruz. Derslerden geri kaldıkları konuları yetiştirmeye çalışıyoruz. Hem onlar açısından hem bizim açımızdan hem psikolojik açıdan bize gayet iyi geldi. Onlarla tekrar bir araya gelmek, eğitim öğretime devam etmek. Konteynerlarımız da gayet rahat. Her türlü imkanımız var. Yani banyosundan, lavabosundan, ocağından, yatağına kadar her türlü imkanı düşünmüşler. İçerisinde tenceresinden tavasına kadar her şeyimiz var. Konteynerlarımız çok güzel. Gerçekten çok konforlu ve rahat bir ortamda yaşıyoruz şu anda. Bu yüzden öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza, yine Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Malatya İl Milli Eğitim Müdürümüz Hatice Özdemir'e, Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Behçet Bakır'a ve ilgili yetkililere, devletimize çok teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde bizi yerleştirdiler. Geldiğimizde bütün eşyalarımız buradaydı. Mutfak malzemelerimiz, temizlik malzemelerimiz, yine yatak odası, banyomuzda sıcak suyumuz, lavabomuz, temizlik malzemelerimiz, yine gördüğünüz gibi televizyonumuz, masamız, koltuğumuz, halımız, her şeyimiz, dolaplarımız tam eksiksiz bir şekilde bize teslim edildi. Marketimiz var, sosyal alanlarımız var. Konum olarak bulunduğum konteyner kent benim kendi görev yaptığım okula da gayet yakın. O yüzden ulaşımda hiçbir sorun yaşamıyorum. Bu süreçte yine görevimizi yaparken psikolojik olarak rahatlamamız için de
bize böyle bir konaklama imkanını sunmuş olması gerçekten bizi mutlu etti. Huzurla işimize gidip geliyoruz.